Kadın menstrüel periyot boyunca iki adetinin tam ortasında yumurtlar. Bunu daha önceki videolarımızda konuşmuştuk. Bu yumurtlama esnasında her adet döneminde bir tane oositini, bir tane yumurtasını karın içine bırakır. İşte o zaman o bırakma esnasında aşağıdan da spermler yukarıya doğru gelirse ve bu yumurta ve sperm birleşirse ortaya embriyo çıkıyor. Ve bu embriyonun dişi mi yoksa erkek mi olduğunu belirleyen işte gelen spermlerin kromozomu. Nasıl oluyor da bir kişinin cinsel organı klitoris ya da penise evrimleşiyor? Bir defa ikisinin de geliştikleri nokta aynı nokta embriyolojik olarak. İkisi de genital tüberkül isimli bir noktadan gelişiyorlar. Şimdi biz daha çok küçükken anne karnında 6. ve 8. haftalarda, burada henüz bir farklılaşma söz konusu değil. Anne karnında daha çok küçük nokta kadarız ve gonadımızın farklılaşması gerekiyor. Gonad ya testis yönünde, yani erkek cinsel organı yönünde, ya da over yani kadın üreme organı yönünde gelişecek. Ve buradan geliştikten sonra da dış genital organlarda ilerleyen zamanda farklılaşacak. Bu farklılığı belirleyen erkekteki kromozomdaki Y kromozomu. Yani kadın XX kromozomundan oluşurken erkek XY kromozomundan oluşuyor. Ve bu XY kromozomundaki Y kromozomu işte bizim bu farklılaşmamızı sağlayan şey. Üzerinde Y kromozomunun kısa kolunda bir SRY geni var. Buradan salınan TDF, yani testis determining factor, buradan erkek yönünde gonadın farklılaşmasını sağlıyor. Yani SRY geni varsa, TDF varsa gonad testis yönünde farklılaşırken, bunlar yok ise, yani tamamen var olmamaları cinsiyetin kadın yönünde farklılaşmasını ve overlerin oluşmasını sağlıyor. Yani kadında over, erkekte testis gelişimi bu şekilde sağlanıyor. Peki sonra ne oluyor? Bunlar biliyorsunuz iç organlar, yani iç genitalden bahsediyorum testis ve over derken. Testisler ilerleyen zamanda aşağıya doğru iniyorlar. Erişkinlerin dediğini duyuyorum şu anda. Testis iç organ değil ki dışarıda. Ama önce anne karnında, daha sonra yavaş yavaş aşağıya doğru iniyor. Hatta testisin inmemesi, inmemiş testis olarak da nitelendiriliyor belki biliyorsunuz. Sonra ne oluyor? Testislerden salınan testosteron ve yine testisteki sertol hücrelerinden salınan Müllerian Inhibiting Factor, yani anti-Müllerian hormon, iç genitallerin de kadın ya da erkek yönünde farklılaşmasını sağlıyor. Ve dış genitallerin de kadın ve erkek yönünde farklılaşmasını sağlıyor. Eğer bir insanın vücudunda, anne karnındaki bir bebeğin vücudunda anti-Müllerian hormon salınıyor ise, yani testisi var ise, sertol hücresinden anti-Müllerian hormon salınıyor ise, iç genitallerdeki Müller kanalı inhibe oluyor, baskılanıyor. Böylece iç genital organlar erkek lehine farklılaşıyor. Eğer bu hormon yok ise ortamda, bu inhibisyon gerçekleşmeyeceği için iç genitaller kadın yönünde farklılaşıyor. Burada rahim, iç genitaller derken rahim, tüpler, yani bizim rahim dediğimiz uterus, tüpler dediğimiz tubo uterinalar ve vajinanın üst 1/3'ü de yine buradan farklılaşıyor, Müller kanaldan. Eğer bu hormon var ise bunlar olmayacak, iç genitaller erkek yönünde farklılaşacak durumda. Testosteron salınıyor ise bu durumda da dış genitalya erkek yönünde farklılaşacak. Eğer testosteron yok ise yine dış genitaller kadın yönünde farklılaşacak. Bu şekilde, yani kadının var olma süreci aslında bazı şeylerin yokluğuna dayanıyor. Kadın zaten zorluklara alışkın bir cinsiyet. Yani ortamda Y kromozomu varsa iç genitallerde dış genitaller erkek yönüne farklılaşıyor. O zaman Y kromozomu cinsiyetin ne olduğunu belirliyor diyebiliriz. O zaman bu Y kromozomu nereden geliyor? Şimdi onu konuşalım. Yani oosit her şekilde X kromozomlu, sperm ise ya X kromozomlu ya Y kromozomlu. Eğer oosite yapışan ilk sperm Y kromozomuysa, X'in içine Y gireceği için bu embriyo XY olacak. Yani erkek olacak. Ama eğer bu oosite yapışan ilk sperm X kromozomuysa, oosit zaten X, sperm de X, o zaman XX olacak, yani kız bebek olacak. Kısaca cinsiyeti gelen spermin kromozomu belirliyor. Yani cinsiyeti kim belirliyor? Erkek belirliyor.
Bugün sizlerle cinsiyeti neyin belirlediğini, kimin belirlediğini konuştuk. Konuyla ilgili başka bir merak ettiğiniz konu var ise yorumlara yazabilirsiniz. Lütfen kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir de bildirimleri açarsanız video yüklediğimde hemen haberiniz olur. Bu şekilde izleyip takip edebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.